Lan ümidinizden bir şey kaybetmezsiniz. Kaybetmezsiniz lan bir şey. Yeri geliyor teröriste destek oluyorsunuz lan. Allahsızlar. Bundan hiçbir şey kaybetmezsiniz. Şerefsizlerin safında karnını doyuranların şerefleri anlaması mümkün değil zaten değil mi? Hepinize merhaba, Tımarani hoş geldiniz. Bugün konumuz gündemdeki bazı olayları değerlendirmek olacak. Gündemde ne var derseniz, uzun zamandır e, takip ediyorum YouTube'u, YouTuber'ları ve nedense kimse Azerbaycan konusunu ele almıyor. Yani bunun nedenini merak ediyorum. Bugünkü derdim Azerbaycan toprakları olan Karabağ bölgesini konuşmak ve ülkelerin Bizim ülkemizde olanların ne tepki verdiği, olumlu ya da olumsuz destek olup olmayışlarını görüşeceğiz bugün. Şimdi arkadaşlar, Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Bunu tartışmaya kapatıyorum. Böyle bir tartışma konusu yok. 30 yıldır işgal edilmiş olan bu bölge Azerbaycan devletinin topraklarıdır. Bunu da hem fikiriz değil mi? Değilsek de olalım. Çünkü bu böyle. Başka ülkeler tarafından özellikle terörist Ermenistan tarafından çizilmiş olan haritayı zaten kabul etmemiz mümkün değil. 30 yıldır da Azerbaycan halkı da milleti de devlet de kabul etmiyor. Biz de Türkiye olarak kabul etmiyoruz. Azerbaycan hükümeti Sayın İlham Aliyev bu konuyla alakalı biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda da bir sürtünme, bir sürtüşme meydana geldi. Bu sürtüşme sonucunda Azerbaycan Ermenistan e, askerlerini ve mevzilerini vurdu. Daha sonra yine araya girildi, yatıştırıldı, ateşkes konuşuldu vesaire. Ancak İlham Aliyevin orada dediği bir cümle çok önemliydi. Dedi ki: "Bizi tek ve tek bırakın. Biz teke tek Ermenistan'la çarpışalım. Kim galip geliyorsa bölge onun olsun." Tabii Ermenistan'ın o zaman buna cesareti yoktu ki hiçbir zaman da zaten Azerbaycan'a teke tek vurma cesareti olmayacaktı. Ne zamana kadar? Rusya ile anlaşıp, İran'la anlaşıp Azerbaycan'ı tahrik edene kadar. Ermenistan, Azerbaycan'ın bu denli tepki vereceğini, bu denli büyük bir çatışmaya gireceğini hiçbir zaman tahmin etmedi, öngörmedi. Keza etseydi bile Rusya'nın ve İran'ın ve dahi bütün Avrupa Birliği'nin kendisinin yanında olacağını düşünerek bu müdahalede bulundu. Yani dedi ki kısaca, ben Azerbaycan'ı tahrik ederim. Ben Karabağ bölgesinde istediğim gibi at koştururum. Arada bir Azeri sivilleri de vururum. Özür dilerim Azeri dediğim için. Onlar için söylüyorum bunu. Yani onların düşüncesini söylüyorum. Ben Azerbaycan'ı vururum. Oradaki sivil halkı da vururum. Öldürürüm. Onlar en fazla bir iki konuşur. Ama biz Avrupa Birliği ile beraber ne yaparız? Azerbaycan'ı baskılarız. Deriz ki dur anlaşma yapalım. Hemen ateşkesi imzalayalım. Tabii ki bu konunun böyle olmayacağı aşikardı. Özellikle geçtiğimiz aylardaki sürtünmenin çok büyük olduğu zaten belliydi. Ve bunun bir patlama noktası olacaktı. Bu patlama noktasında İlham Aliyev artık durmak istemedi. Ve dedi ki 30 yıldır bizi oyaladınız. Bu saatten sonra artık neyimiz var neyimiz yok. Bütün varımızda yolumuzda Karabağ'ı geri alacağız. Bu duruşu destekliyorum sonuna kadar. Türkiye'de yaşayan bir Türk olarak Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimizin bu milli mücadelelerine sonuna kadar da destek veriyorum. Destek oluyorum, destekte olacağım Allah'ın izniyle. Ne lazımsa, gereken ne lazımsa ülkemiz tarafından verileceği, yapılacağı da zaten e, yüksek mevkilerden bunlar açıklandı. Cumhurbaşkanlığı nezdinde, Meclis Başkanlığı nezdinde, Dışişleri Bakanlığı e, nezdinde bunlar açıklandı. Bu konu içinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yöneticilerine de sonuna kadar teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman söylediğimiz bir cümle var. Biz iki devlet tek milletiz diye. Bunu söylememizin nedeni şu arkadaşlar. Evet biz kardeşiz. Aynı ırktanız. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı dine mensubuz. Evet bunlar tamam. Bunlar bir kenara. Bir de şöyle bir gerçek var. Zamanında Sayın İlham Aliyev'in bir cümlesi var der ki Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür. Türkiye'nin güçlü olması gerekir demişti. Ben de bu cümlenin sonuna kadar katılıyorum. Şu anda Azerbaycan'ın gücü bizim gücümüzdür. Bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücüdür. Bizler ne kadar güçlü olursak mutlaka ama mutlaka bize dur diyebilecek cesareti olanlar olamayacaktır. Kendilerinde bu cesareti bulamayacaklardır. Öncelikle bunu söyleyeyim. Nasıl olur? İşte gördünüz. Macaristan ne oldu? Geri çekildi. İşte ben de Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu biliyorum dedi. Gürcistan keza öyle. Ukrayna dedi e, biz Karabağ işgalini reddediyoruz dedi. E, bakıyorsunuz biz Türkiye olarak zaten bunun bir işgal olduğunu devamlı söylüyoruz ve dile getiriyoruz. Burada önemli konular var arkadaşlar. E, gazası mübarek olsun Azerbaycanlı kardeşlerimizin. Allah inşallah yakın zamanda da zaferler nasip eder. İnşallah dağlık Karabağ tekrardan Azerbaycan'a katılır. Bu devlet konularını bir kenara bırakıyoruz böylelikle. Şimdi gelelim millet konularını. Millet konusu ne demek derseniz şu. Ee, bir tane Ermeni ünlü Kim Kardashian kalkıyor. Azerbaycan'ın e, işgal ettiğini söylüyor Karabağ ı. ve devamlı saldırdığını belirtiyor. Buna da cevaben, Show TV ana haber sunucusu Ece Yüner bir açıklama yapıyor. Ve işin acı tarafı bu açıklamaya Türkiye'nin içerisinden kendini ünlü olarak gören, ünlü sıfatında gören, kendini bir şey zanneden devşirmelerimiz var biliyorsunuz bizim. Bu devşirmeler hiçbir zaman bize devşirilmedi. Maalesef ki bu insanlar, yurt dışına devşirilen insanlar, düşünce anlamında söylüyorum bunu, bu insanlar da Kim kardeşine destek oldular işin garibi. Ne diye destek oldular? Ece Hanım e, Kim kardeşinin ünlü olma durumunu ele alarak dedi ki e, o gücü bir yerinden alıyor dedi açıkçası. Ve buna göre yani oradan konuşuyor. Ağzıyla değil orasıyla konuşuyor dedi. Onu şu anda burada dile getirmek istemiyorum. Açıp izleyebilirsiniz Ece Hanım'ın e, konuşmasını. Buna sonuna kadar katılıyorum Ece Hanım. Daha sonra Ece Hanım'ı da kadın haklarına Aykırı konuştuğunu, işte bir kadına karşı böyle konuşulmaması gerektiği ile ilgili eleştiriler yapıldı. Bunu yapanlar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekmeğini suyunu içip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan sözüm ona ünlüler. Şimdi arkadaşlar kadın hakları, kadın hakları, kadın hakları bakın. Kadınlarımıza saygımız sonsuz her zaman. Kadınlarımız başımızın tacı her zaman. Bu bir günlük, bir anlık, bir, bir saniyelik ya da bir olaylık mevzular değil. Bu böyle. Şimdi kim kardeşen kalkacak? Benim kardeşlerime işgalci diyecek. Benim kardeşlerime saldırgan diyecek. Ve ben kardeşlerimi savunamayacağım öyle mi? Kim kardeşinin ünlü olma sebebi ne? Kim kardeşinin bu kadar paralar kazanmasının sebebi ne? Kim Kardashian yani Ermeniliğini unutmuyor Amerika'da diyemeyeceğim sebeplerden, diyemeyeceğim olayları yaşarken bile. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan ünlülerimizin neden Türklüğünü unuttuğunu seyrediyoruz. Hı? Yani bu yeter artık düşünce özgürlüğü yok, fikir özgürlüğü yok bilmem. Ya sizin düşüncenizin özgürlüğünü istemiyorum ben kardeşim. Azerbaycan halkı şu anda Türkiye'nin desteğini istemektedir. Türkiye evvel Allah destektir. Kendini Türk hisseden destektir. Onları kardeşi gören destektir. İki devlet bir millet derken sizi zaten içine katmadık. Siz bizim milletimizden değilsiniz. Kendi ırkıyla gurur duymak ayrı bir şey. Kendini ırkçı görmek ayrı bir şey. Kendi ırkdaşlarına, soydaşlarına destek olmak başka bir şey. İşte bunu idrak edemeyen zihinler oldukça biz de ileri gidemiyoruz maalesef. Zamanında bir şey vardı. Kapalı ablalarımız, teyzelerimiz bunlarla ilgili çok sıkıntı çektiler biliyorsunuz. Yine bunlar tarafından sıkıntı yapıldı onlara. Dediler ki kapanıyorsanız, türbana giriyorsanız yallah Arabistan'a dediler. Bunları yaşadık. Yaşamadık mı? Peki ben de şimdi bu Ermeni savunucusuna, bu yabancı aşkı taşıyanlara yallah Amerika'ya, yallah Hollanda'ya, yallah bilmem nereye... Diyor muyum? Yani baktığınız zaman her şey şu anda dediğinize göre yani onların dediğine göre bu içimizdeki devşirmelerden bahsediyorum. Her şey işte kapalıların elinde Müslümanların elinde işte muhafazakarların elinde falan değil kardeşim. Adalet de sizden yana sistem de sizden yana her şey sizden yana. Ben de buradan söylüyorum. Bu arada isim de vereceğim. Deniz Çakır denen o e, ünlümüz bunu söylüyor. Yani Kim kardeşini destek oluyormuş. Olsun. Çünkü bizim destek olduklarımız belli. Bizim destek olduklarımız belli. Biz kardeşlerimize Kafkasya'da destek oluyoruz. Olduk. Her zaman da olacağız Allah'ın izniyle. Mesele zaten bu da değil. Baktığınız zaman ya arkadaş Türk'üm demek sizi kötü yapmaz. Türk'üm deyin ya. Yani Azerbaycan'a Türk diye destek oluyoruz diye niye rahatsız olanlar var içimizde? Ben buna anlam, anlam veremiyorum. Yani kardeşlerimiz onlar bizim. Her fırsatta, her şampiyonalarda, her olimpiyatlarda Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimiz şampiyon olduklarında ya da bir ödül aldıklarında Azerbaycan bayrağının yanı sıra Türk bayrağını devamlı istediler ve bunu gösterdiler. Erevizyonu hatırlayın. Olimpiyatları hatırlayın. Spor olimpiyatlarını. Yani benim aklım almıyor. Onlar işte biz kardeşik, biz kardeşik derken siz neden rahatsız oluyorsunuz? Neden? Bu kadar zamandır Azerbaycan'dan Türkiye'ye salamlar diyen kardeşlerime ben de diyorum ki bu sefer Türkiye'den size salamlar kardeşim. Biz size her zaman da selam vereceğiz. Her zaman da destek olacağız. Çünkü biz ne özümüzü unuttuk. Ne de bu aklı kıtlara kuyruk olup peşinden koştuk. Biz tamamen Oğuz soyundan, Oğuz'un soyundan gelenler olarak her zaman birbirimize destek olduk ve olacağız. Bugün de söylüyorum. Biz Azerbaycan'a desteğiz. Tam desteğiz, hep desteğiz. Onların acı, acısı bizim acımızdır, onların sevinci, mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Bu da her zaman böyle olacak. Zoruna giden varsa Yallah. Bunu söyleme gereği duydum. Çünkü YouTube'da bununla ilgili çok az hezeyan duydum. Yani inanın benim zoruma gitti. Yani biz Türkiye'dekiler olarak neden bu kadar e, kardeşimize destek beyan ederken sıkılıyoruz, daralıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Lan ünlülüğünüzden bir şey kaybetmezsiniz. Kaybetmezsiniz lan bir şey. Yeri geliyor teröriste destek oluyorsunuz lan. Allahsızlar. Bundan hiçbir şey kaybetmezsiniz. En azından derler ki ya adamdır belki. Çünkü adamların yanında yer alırsınız böyle derseniz. Şereflilerin safına katılmış olursunuz. Gerçi kime diyoruz ki? Şerefsizlerin safında karnını doyuranların şerefleri anlaması mümkün değil zaten değil mi? O yüzden ben YouTube kanalı olan biri olarak uzun zamandır videoda çekmiyorum. Bu videoyu çekmek istedim. Tepkimi ben bu şekilde gösteriyorum. Buradan da Dediğim gibi Azerbaycanlı kardeşlerime de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Allah sizin yardımcınız olsun. Allah bizim de yardımcımız olsun. Biz de burada çünkü içimizde de bu çakallarla uğraşıyoruz. Bu sizin vurduğunuz Ermenilerin dölleriyle uğraşıyoruz burada. Allah bize de yardım etsin, size de yardım etsin. Allah bize nice zaferler, nice başarılar kutlamayı nasip etsin. Hepinizi selamlıyorum sevgiyle, saygıyla. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu ses Türk'ün sesidir. Bu Ermeni gazetesi canımıza gest attı. Ya kara